Çok büyük aşkı Deniz Bey vardı. Evet. Eski tarihte Şu. değil yani. Yok, eski tarih değil. Çok Normalde hani yeni. genelde biz hep ekranda böyle çok Ha. sürtüşen gibi görürler. Öyle Evet. bir durum yok. Aslında çok hakikaten altın gibi bir kalbi var. Evet. Çok duygusal bir insan. Ne oldu da karar verdiniz bir evi paylaşmaya? Şöyle oldu. Aslında Antalya'da biz bir sahne alacaktık birlikte. Berdan Mardini, Banu. Zaten onun yazdığı Antalya'daydı, Alanya'da. Daha sonra geldikten sonra birlikte kaldık. Bahar da vardı o zaman, kardeşi de vardı. Birlikte zaten seyahatlerimiz de oldu. Yani biz bunları yansıtmadık hiç birbirimize. Anlaşabildiniz mi? Valla aslında anlaşılmayacak bir şey yok. Dediğim gibi Banu'nun kalbi çocuk gibi. Evet, öyle. Yani Bakmayın tanımıyorum da ekranda öyle böyle belki farklı algılıyorum. gibi oluyor ama çok Evet. gerçekten melek gibi bir yapıya sahip. Çok iyi bir insan. İşte dediğim gibi insanları biraz olduğu gibi kabul ederseniz geçinmemek için diye bir problem olmuyor. Evde taht Yeter ki var niyet mıydı Serpil Hanım? taht yok. Yok. Taht yok. Ve valla eşofmanlarımızda oturuyorduk. Zaten normalde giderken de eşofmanlarla çıkardık. Hani o da benim gibi çok iştahlı. Yemek yemeyi çok seviyor. Ben de burcumun bütün özelliklerini Ne taşıyorum. burcusunuz? Ben boğa burcuyum. Boğa. Hem yemek yapmayı hem de yemek yemeyi çok severim. Yani Banu Hanım ne burcuydu? Leopar. Leopar. Aslan mı dediniz? Ne güzel bir şey. Bak bu çok güzeldi. Banu'nun kulaklarını çınlattık bugün de. Ay Yani öyle bir hatıramız, anımız var benim kendisiyle. kendisiyle bir anım var biliyor musunuz? Onun için taht Merak var ediyorum mıydı onu diye da. sordum. Efendim benim Bodrum'da evim var biliyorsunuz Gökköy'de. Dinleyen var mı? Ben Ondan bilemiyorum. sonra şimdi Gökköy'de de ben sürekli gittiğim böyle paparazilerden uzak son derece mütevazı ismini vermeyeceğim bir motelden ben denize girerim. Bir gün bir baktım hemen bitişinde bir başka bir motel var. Bir koşuşturma, bir telaş, kıyamet kopuyor bitişik motelde. Ay ne oluyor dedim. Benim denize girdiğim motelin sahibi hanımefendi. Şükrancığım dedim. Ne oluyor dedim yan tarafta. Ay Melek Hanım dedi. Banu Alkan gelecekmiş dedi. Ondan sonra yukarıdaki dedi terasa dedi taht yapıyorlar dedi. Nasıl yani dedim. Şimdi bakın böyle bir güneşlik güzellik ve bir çadır kuruldu oraya. Ondan sonra ve gerçekten varaklı filan bir taht konuldu. Ondan sonra verandaya ve o oda Banu Hanım'a ayrılan oda, otelin odası verandaya açılıyor. Bir çadır düşünün, güneş için bir taht ve o çadıra ipek şifon böyle uçuşan şeyler asıldı. Ondan Öyle sonra, giyinmeyi seviyor evet diye. ve dedim ki ben o benim denize girdiğim otelin bana bak dedim senelerce dedim şu otele giderim. Bana dedim Bana neden olmadı? değil bir taht dedim kurmak bir şezlong bile çekmediniz dedim kıyıya. Kendi şezlongumu kendim çekerim. Sonra geldi Banu Hanım. Biz görmüyoruz hiç Banu Hanım'ı. Nasıl gördüm biliyor musunuz kendisini? Denize girdim, açıldım, açıldım, açıldım. Açıldıktan sonra şöyle döndüm. İşte şöyle verandaya bir baktım. Banu Hanım oturmuş o tahta. Ay Uçuşan ama budur güller, ya, yemin budur. ediyorum. Kadının Meyve ruhu süper. tabakları filan. Böyle bir anım vardır. Onun haberi yok ama sevgili Banu Ay Hanım. muhteşem.